Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Performans ölçütlerinin hesaplandığı ve performans karşılaştırmalarının yapıldığı portföy yönetim süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Portföy değerlemesi. Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetimi faaliyetinde bulunacak yetkili kurumların müşterileriyle yaptıkları sözleşmelerde yer alan unsurlardan biri değildir? Cevap, sözleşmenin fesih şekli. Bir portföy ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yandaki bilgilere göre bu portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? Cevap, 15,5. Dönem başında 20 TL'ye alınıp dönem sonunda 28 TL'ye satılan bir hisse senedi dönem içerisinde 2 TL kar payı dağıttığına göre yatırımcının bu hisse senedinden elde ettiği getiri oranı yüzde kaçtır? Cevap 50. Gelecekteki yükümlülükleri karşılama stratejisini uygulayan bir küçük yatırımcı hangi tür fonlara yönelmelidir? Cevap, likit fonları. Aşağıdakilerden hangisi aktif portföy yönetiminin temel özelliklerinden biri değildir? Cevap, aktif portföy yönetimi çoğunlukla pay senedi piyasasında kullanılmaktadır. Bunun nedeni endekslerin pay senedi borsalarında oluşturulmasıdır. Pay senetleri yükseldiğinde satış, düştüğünde alış söz konusu olan sabit değer stratejisi aşağıdakilerden hangisi daha iyi sonuç verebilir? Cevap, sabit değer stratejisi. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tüm varlıkları paraya dönüştürülüp borçları ödendikten sonra kalan değeri ifade eder? Cevap, tasfiye. Portföy, performansını toplam risk birimi karşısında beklenen getirinin üzerinde elde edilen fazla getiri ile ölçümünü yapan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? cevap Fama ölçüt. Etkin piyasalar hipotezi ile teknik analiz arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, teknik analiz yöntemi kullanılarak piyasa ortalaması üzerinde bir getiri elde etmek için mutlaka etkin piyasa koşullarının olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi yeterince bilgi sahibi olmayan ve analiz yöntemlerinden anlamayan yatırımcılara piyasa zamanlaması konusunda ne alınması gerektiği değil, ne zaman alınması gerektiği sorusuna cevap veren geleneksel yatırım stratejisidir. Cevap, maliyet ortalama stratejisi. 2 aylık getirisi %6 olan bir yatırımın yıllık basit faiz karşılığı yüzde kaç olur? Cevap, 36. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi analizinde kullanılan temel makroekonomik göstergelerden biri değildir? Cevap, işçi-işveren ilişkileri. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemlerden biri değildir? Cevap, trend analizi. Aşağıdakilerin hangisi finansal varlık fiyatlama modeli varsayımlarından biri değildir? Cevap, işlem gideri, komisyon ve vergi gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Aşağıdaki stratejilerden hangisinde kısmen temsil yöntemi vardır? Cevap, endeks içerikli fon stratejisi. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yaklaşım portföy oluşturulurken genellikle çok iyi bilinen tanınmış firmaların ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlerine seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? Cevap, bu firmaların daha başarılı olduğu yönünde bir algı olması. Piyasa portföyü gerçekte tüm varlıkları içermesi gerektiği için gözlenmesi ve denetlenmesi mümkün değildir. Eleştirisinde bulunan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Richard Roll Portföy performansının sadece pazarın yükseliş ve düşüşüne göre değerlendirilmesi ve her durumda portföyün ayrı bir beta'ya sahip olması varsayımına dayanan piyasa zamanlaması ölçümü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kukla değişkenli regresyon modeli. Piyasada işlem gören tüm finansal varlıkların etkilendiği ve portföyün çeşitlendirilmesi ile giderilemeyen risk grubu aşağıdakilerden hangisi ölçülür? Cevap: Beta katsayısı. Portföy performansını sadece portföyün ortalama getirisinin menkul kıymet piyasa doğrusundan sapma derecesi ile ölçen performans ölçüm tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Jensen ölçtü. Finansal varlık fiyatlama modeli, modeli portföy yönetimi kapsamı dışında işletme finansmanının bakımından da yararlar sağlayabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu yararlara verilecek örneklerden biri değildir? Cevap, yatırım projelerinin finansal açıdan değerlenmesi. Burfei ağının ortalama getirisi 0.622, risksiz faiz oranı 0.322. Kısmi standart sapması 2.604 ise Sortino oranı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 0.115. Aşağıdakilerin hangisi Burfei performanslarının ölçümünde literatürde yaygın olarak kullanılma sahip olan yöntemlerden biri değildir? Cevap Treynor Endeksi. Arbitraj fiyatlama modeli temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? Cevap, finansal varlıkların uzun vadeli ortalama getirilerini etkileyen önemli sistematik faktörlerin tanınmasıdır. Maliyet ortalama yönetiminin bazı üstün tarafları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu üstünlüklerden biri değildir? Cevap, pay senedi değeri yükseldiğinde otomatik olarak satış yapılarak realize edilebilir. Jensen oranı ve Treynor Endeksi Portföyün sistematik olmayan riskini göz ardı etmektedir. Bu oranlardaki düzeltmeyi yapmak için Portföyün alfasını Portföyün sistematik olmayan riskine bölen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Değerleme oranı Dov'un yükselen piyasaları boğa piyasası, düşen piyasaları ise ayı piyasası olarak adlandırdığı ilke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Piyasanın ortalamaları birbirini teyit etmelidir. Ekonomik analiz incelendiğinde ithalatın ihracatı açtığı tutarları aşağıdakilerden hangisi gösterir? Cevap, ödemeler dengesindeki açıklar. 1. Piyasa her şeyi iskonto eder. 2. Şirketin ünvanı geçmişi ve şöhretine bakar. 3. Fiyatlar trendler halinde hareket eder. 4. Tarih tekerrürden ibarettir. Yukarıda verilenlerden hangileri gelişim itibariyle teknik analizin temelinde bulunan 3 ana ilkedir? Cevap 1, 3 ve 4. Düşük fiyatlandırılmış bir menkul kıymet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Menkul kıymet piyasa doğrusunun üst tarafında yer alır. Piyasa portföyünün betası her zaman kaça eşittir? Cevap: 1. Portföy tek bir menkul kıymetten oluşmuş gibi olduğundan, portföy riskini sınırlamanın mümkün olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: korelasyon gaz sayısının artı 1 olması durumu. Aşağıdakilerin hangisi Perthway sigortası yaklaşımında yatırımcının kontrol edemeyeceği faktörlerden biridir? Cevap, pay senedi piyasanın değişkenliği. Abitraj fiyatlama modelinin oluşturulması sırasında aşağıdakilerden hangisi açıklamaya çalışmıştır? Cevap, getirinin sistematik kısmı değişik risk ve getiri düzeylerindeki etkin portföyleri birleştiren eğriye ne ad verilir? Cevap, menkul kıymet piyasa doğrusu. Arbitraj fiyatlama modeli hangi faktörlerin bir finansal varlığın fiyatını etkileyebileceğini açıklamakla birlikte araştırmacılar bu model kapsamında dört temel faktörün finansal varlık fiyatları açıklamada anlamlı ve önemli olduğunu ortaya koymuştur. İfadesine göre aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerin dışında kalır? Cevap, homojen beklentiler olmaksızın piyasa portföyündeki değişiklikler. 1. Yatırıma başlamadan önce seçilen ve daha sonraki aşamalarda sabit kalacak pay senetlerinin toplam piyasa değeri önemli bir konudur. Bu stratejide fiyatlar makul bir seviyede iken portföy oluşturulmalıdır. 2. Yatırımcının pay senetleri dışındaki menkul kıymetlere ne kadar pay ayıracağı önemli bir konudur. 3. Portföyün belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve alım-satım zamanlarının belirli ölçülere bağlanmasında yarar vardır. Sabit değer stratejisi uygulayacak yatırımcılar yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmelidir? Cevap 1, 2 ve 3 Ölçeğe göre fiyat kazanç oranı defter değerinin pazar değerine oranı ve finansal kaldıraç etkisini aşağıdakilerden hangisi incelemiştir? Cevap Fama ve French Aşağıdakilerden hangisi risk ölçüsü olarak standart sapma yerine kısmi standart sapmanın kullanıldığı portföy performanslarının ölçüm yöntemidir? Cevap, sertino oranı. Nokta nokta geçmiş finansal bilgilerin yardımıyla fiyat oluşumlarını inceleyerek gelecek için fiyatının yönünü tahmin etmeye çalışmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, teknik analiz. Aşağıdakilerden hangisi işletme finansal riskini azaltır? Cevap, işletmenin ihracat potansiyelinin artması. Nokta nokta, geçmiş döneme ait sermaye kazançlarını korumayı vaat ederken cari döneme ait değer artışlarını engelleyen bir stratejidir. Yukarıda cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, portföy sigortası. Portföyün sistematik riskinin zaman içinde değişken olabileceği görüşü yer alan model aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kuadratik regresyon. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, nominal değerinin altına satılamaz. Aşağıdakilerden hangisi, riske esas alan performans ölçüm yöntemlerinin kullanılması durumunda karşılaşılan sorunlardan biri değildir? Cevap, piyasa portföyü olarak kabul edilen portföyün tepsil yeteneğine ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Yöneticinin piyasa zamanlama yeteneğini gösteren bileşen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C kat sayısı. 1. Finansal varlıkların fiyatlandırması modeli. 2. Fiyatlama modeli. 3. FAMA, French, 3 faktör modeli. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finans teorisinde varlık fiyatlarını veya getirilerini açıklamaya yönelik temel modeller arasında gösterilebilir? Cevap 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi performanslarını ölçmek için kullanılan endeksin geliştiricisidir? Cevap Jack Lawrence Trainer. Portföy riskini ölçmek için toplam risk göstergesi olan standart sapma yerine sistematik risk göstergesi olan beta kat sayısını seçen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Trainer endeksi. 20.000 TL'lik portföy büyüklüğünün 6.000 TL'sini devamlı olarak hisse senetlerinde tutan yatırımcı, hisse senetlerinin toplam değeri 8.000 TL'ye yükseldiğinde 2.000 TL'lik hisse senedi satarak sabit getirirli menkul kıymet alıyor. 4.000 TL'ye yükseldiğinde 2.000 TL'lik hisse senedi alacak kadar sabit getirili menkul kıymet satıyor ve hisse senedi tutarını başlangıçtaki tutara eşitliyorsa hangi yatırım stratejisini kullanıyordur? Cevap Sabit oran stratejisi Dünyada son 30 yıldır yaşanan mobilite hareketleri sonucu önem kazanan temel analiz unsuru hangisidir? Cevap: Küresel analiz. Aşağıdakilerden hangisi aktif portföy yönetiminin temel özelliklerinden değildir? Cevap: Etkin piyasalar hipotezini temel alır. Temel analizi en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: genel ekonomiye, sektörlere ve firmalara ilişkin her türlü finansal bilginin sistematik biçimde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde bulunulmasıdır. Menkul kıymet piyasa doğrusunun üst tarafında bir konumda yer alan bir menkul kıymet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, menkul kıymet düşük fiyatlandırılmıştır. Finansal varlık fiyatlama modelinde beklenen getirinin riksiz faiz oranından ne kadar büyük olacağını belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, beta kat sayısı. Madencilik, metal mamulleri, orman ve işlenmiş orman ürünleri, sanayileri ekonomik dalgalanmalardan etkilenme derecesine göre hangi sektörde yer alırlar? Cevap, aşırı duyarlı sektörler. Aşağıdakilerden hangisi Dove teorisine altı temel ilkesi arasında değildir? Cevap, trend kırılımında alımlara başlanmalıdır. CML ve menkul kıymet piyasası doğrusu SML ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Cevap, CML ve SML'nin her ikisi de risk ile beklenen getiri arasındaki ilişkiyi gösterir. Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Cevap, gelişmekte olan piyasalar uluslararası yatırımcıları yüksek büyüme potansiyelleri ve yüksek korelasyon kat ile etkilemektedir. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir yatırımcının bir yıllık minimum harcama bütçesi 100.000 TL olarak hesaplanmıştır. Fiyatlar genel düzeyde beklenen artışın %8 ve bir yıl içinde diğer kaynaklardan elde edilen gelir miktarının 22.000 TL olmasını beklendiği durumda portföyün sağlamak zorunda olduğu gelir miktarı kaç TL olmalıdır? Cevap 86 bin. Ana paranın korunmasına ilişkin ihtiyacın saptanmasında yatırıma ayrılmış paraya duyulan ihtiyacın şiddeti nokta nokta ile ilgilidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap elde tutma süresi. Etkin bir portföy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap etkin portföy seti üzerinde yatırımcının seçeceği nokta, yatırımcının sadece risk tercihine bağlı olarak değişim göstermektedir. Sahibine dayanak varlığı alma hakkı veren varanta ne ad verilir? Cevap, kal varant. Belli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme olasılıklarının çarpımının toplamına ne ad verilir? Cevap, beklenen getiri geleneksel portföy analizinde menkul kıymet seçim ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, portföye alınan varlık sayısı arttıkça portföy riskinin azalacağını varsaymaktadır. Aşağıda uluslararası portföy yatırımları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap, uluslararası şekilde çeşitlendirilmiş bir portföy, tek ulusal bir portföyden daha az risk taşımaktadır. Ortalama varyans modelinin kullanılmasında iki temel değişkeni beklenen getiri ve varyans oluşturmaktadır. Beklenen getiri yatırımın kararlılığını, varyans ise nokta nokta ifade etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: riskini Aşağıda gelişmekte olan ülkelerde portföy yatırımları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap: gelişmekte olan A senedi piyasalarında ortalama getiriler daha düşüktür. Başlangıç sermayesi 100 TL olan bir yatırımcının birinci yılın sonunda 180 TL, %40 olasılıkla 55 TL getiri sağlaması beklendiğine göre bu yatırımcının beklenen karı kaç TL olur? Cevap 30. Menkul kıymet getirileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, menkul kıymet getirilerinin yükselik düşmeleri birlikte gerçekleşmez devlet iç borçlanma senedinin özel sektör borçlanma araçlar ve tahvillerinden en önemli farklılığı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ödenmeme riskinin olması. Beta'nın alacağı değerler ve bu değerlere göre ilgili portföy için söz konusu olabilecek durumlar düşünüldüğünde beta birden küçükse nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, analiz döneminde ilgili portföy piyasa endeksinden daha az değişkenliğe sahiptir. Aşağıda verilenlerden hangisi pay senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklardan biri değildir? Cevap, tasfiye bakiyesine katılma hakkı. Aşağıdakilerden hangisi iskonto edilmiş nakit akışı modelinin gerektirdiği verileri kullanmaya gerektirmemesi, hesaplamanın kolay olması nedeniyle uygulamada sıkça kullanılan değerleme yaklaşımlarının içinde yer aldığı modellere verilen isimdir? Cevap, göreceli değerleme modelleri değişik risk ve getiriye sahip etkin portföyleri birleştiren eğriye ne ad verilir? Cevap, etkin sınır. Portföye dahil edilen menkul kıymetlerin getirileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir? Cevap, korelasyon kat sayısıyla. Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan pay senetlerine ne ad verilir? Cevap, adi ay senetleri borsadan 20 TL'ye alınan ve dönem sonunda 23 TL'ye satılan bir pay senedi için o dönemde 4 TL'ye kar payı ödemesi yapıldığına göre yatırımcının getiri oranı yüzde kaçtır? Cevap 35. Geleneksel portföy teorisi portföy performansı ile nokta nokta arasında doğrusal bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap Menkul kıymet sayısı. Aşağıdaki durumların hangisinde rasyonel yatırımcının elindeki pay senedini satması beklenir? Cevap: Pay senedinin piyasa değeri gerçek değerinden büyükse. Bir ekonomide enflasyon oranı %8 ve nominal faiz oranı %12 ise reel getiri oranı yüzde kaçtır? Cevap: 3,7. Nokta nokta. Portföye dahil olacak bir finansal varlığın seçiminde beklenen getiriden risksiz faiz oranının çıkarılması, risk primi ve bunun standart sapmaya bölünmesi gerektiğini ifade etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: şarp rasyosu. Korunmayı önem veren ve para kaybetmeyi göze alamayan yatırımcı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Riskten kaçan yatırımcı. Bir portföyün beta katsayısı 1 ise Piyasa endeksi %5'lik artış gösterdiğinde söz konusu portföy ile ilgili nasıl bir sonuç beklenir? Cevap Portföy %5 artış göstermesi beklenir. Gelir ortaklığı senetlerinin çıkarılış amaçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Somut nitelikte olan devlet tahvili ve hazine bonusu yerine soyut imajı olan köprü ve barajların adlarını kullanarak daha kolay borçlanmak, Portföy alınacak menkul kıymetlerinin niteliklerinin incelenmesi, ölçülmesi, belirli bir süre içinde değişik olarak tahmin edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetim sürecine ele alır? Cevap: Yatırım analizi. En sayıda riskli menkul kıymetin var olduğu bir ortamda yatırımcı için sayısız portföy bileşimleri söz konusudur. Bu bileşimlerden oluşan kümeye nokta nokta adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, yatırım fırsatları kümesi. Şirketlerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkardıkları borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, finansman bonos. Bir yatırımcı bugünkü satın alma gücüyle 1000 TL sabit gelir elde etmek istemektedir. Enflasyon beklentisi %9 ise bu yatırımcının bir sonraki yıl elde etmesi gereken gelir kaç TL olur? Cevap: 1090. Okul dönemine tekabül eden bu evrede 6-7 yaşlarından itibaren çocuklar sayı ve mantık kurallarının çevrelerinde gözlemledikleri olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurmaktadır. Yukarıdaki özellikleri bahsedilen evre aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İlişki arayışı portföy performansı ile ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması geleneksel menkul kıymetler portföyü yönetim süreci aşamalarından hangisinin içerisindedir? Cevap, yönetme. Sistematik risk ve sistematik olmayan risk aşağıdakilerden hangisinin bileşenleridir? Cevap, toplam riskin. İhtiyatlı yatırımcılar için en uygun portföy aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, %15 pay senedi, %80 tahvil, %5 gayrimenkul. Aşağıdakilerden hangisi? Harry Markowitz'in 1952 yılında yayınladığı Portföy Seçimi başlıklı makalesinin içeriği ile ilgili değildir. Cevap, Portföy yönetiminde kısımların veya parçaların toplamının bütüne eşit olduğunu ispatlamıştır. İşletmenin tüm varlıklarının paraya dönüştürülüp borçları ödendikten sonra kalan değeri, pay senetlerinde hangi değer kavramını ifade eder? Cevap, işletmenin teşebbüs değeri. Yatırımcının hangi menkul kıymetleri portföyye dahil edeceği üstünlük ilkesine göre sonuçlandırılır? Üstünlük ilkesine göre belirli bir beklenen getiri düzeyinde nokta nokta tercih edilmelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, en az riskli. Döviz kurundaki değişmelerin riski nokta nokta ile ölçülmekte ve bu risk pay senedi piyasasında yapılan yatırımlarla yüklenilen riske göre daha düşük olmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap standart sapma. Hazine bonoları nokta nokta ay ve katları şeklinde ve hamiline yazılı olarak ihraç edilmekte olup iskontolu olarak satılırlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap 3. Tahvilin üzerinde yazılı kupon faiz oranı aşağıdakilerden hangi getiri oranını ifade eder? Cevap nominal getiri oranı. Aşağıdakilerden hangisi sistematik risk kapsamında değildir? Cevap yönetim riski. Nokta nokta iki değişkenin birbirinden tamamen farklı davranış gösterdiği ve tam anlamıyla ters yönde hareket ettikleri anlamına gelmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, korelasyon kat sayısının eksi bir olması. Faiz ve ana para ödemeleri için ihraççı şirketin menkul ya da gayrimenkullerinin ya da bir şirketin veya bir bankanın garantisinin söz konusu olduğu tahviller aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, güvenceli tahviller. 1. Gelir ihtiyacı 2. Ana paranın korunması ihtiyacı 3. Yatırımcıların riskleri kabullenme isteği Yukarıdaki unsurlardan hangisi ya da hangileri portföyün amacını etkileyen unsurlar arasındadır? Cevap 1, 2 ve 3 1. İmtiyazlı pay senetleri 2. Katılma irtifa senetleri 3. Kar zarar ortaklığı belgeleri 4. Banka bonoları ve banka garantili bonolar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri portföye dahil edilebilecek yatırım araçlarındandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi yatırılan sermayenin satın alma gücünün korunması ile ilgilidir? Cevap enflasyon etkisi. Aşağıdaki modern portföy kuramının varsayımlarından hangisi yanlıştır? Cevap, yatırımcıların risk ve getiri hakkındaki beklentileri homojendir nokta döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde değer kaybına uğramadan nakde çevrilebilen kullanılmaya hazır satın alım gücünü ifade eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap likidite. Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının yatırım danışmanının seçiminde ve yatırım planlaması sürecinde izlemesi gereken adımlardan biri değildir. Cevap, portföye ağırlıklı olarak tahvilleri dahil etmesi. Başlangıç sermayesi 100 TL olan bir yatırımcının birinci yılın sonunda %70 olasılıkla 160 TL ve %30 olasılıkla 60 TL gelir sağlayacağı öngörüldüğüne göre bu yatırımcıdan beklenen gelir kaç TL'dir? Cevap 130 TL portföye dahil edilen menkul kıymetlerin getirileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir? Cevap, sistematik riskle. 1. Satışlarında dalgalanma. 2. Rekabetteki artış. 3. Üretimin modasının geçmesi. Yatırımcı açısından finansal, menko kıymetlerine yatırım yaptığı işletmenin yukarıdaki hangi faktör ya da faktörlerine bağlı olarak artar? Cevap 1, 2 ve 3. 1. Beklenen getirinin artması fayda değerini azaltmaktadır. 2. Riskin artması fayda değerini düşürmektedir. 3. Riskin faydayı ne kadar düşürdüğü yatırımcının riskten kaçınma derecesine bağlıdır. 4. Riskten kaçınma derecesinin artması yatırımcının riskten daha fazla kaçındığını gösterir. Fayda fonksiyonu ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap: 2, 3 ve 4. 1 yatırım yaptığı işletmenin teknolojisini yenilemesi. 2. İşletmenin monopolistik patentlere sahip olması. 3. Tüketicilerin işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri tercih etmeleri. 4. İşletmenin ham madde kaynaklarını denetleyebilme olasılığının artması. 5. Sermaye artışlarının büyük oranda öz kaynaklarla gerçekleştirilmesi. Yukarıdaki hangi faktör ya da faktörlere bağlı olarak endüstrideki değişik firmaların menkul kıymetlerinden oluşturulacak çok iyi bir portföy ile finansal risk azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir? Cevap 1, 2, 3, 4 ve 5 Bir yatırımcı %40x ve %60y varlığından oluşan bir portföye yatırım yapmak istemektedir. Bu varlıkların beklenen getirileri sırasıyla 0.30% ve 0.40 olduğuna göre oluşturulacak bu portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? Cevap 36. Yatırımcılar açısından risk ile getiri arasındaki ilişkiyi yani yatırımcıların aldıkları risk karşısında bekledikleri getiriyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap kayıtsızlık eğrisi. 1. Cari fiyatlarla gelir elde etme ihtiyacı. 2. Sabit fiyatlarla gelir elde etme ihtiyacı. 3. Cari fiyatlarla ana paranın korunması ihtiyacı. 4. Sabit fiyatlarla ana paranın korunması. 5. Vergide mecburiyet ihtiyacı. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleneksel portföy yönetiminde belirlenen sınırlamalardandır? Cevap: 1, 2, 3, 4 ve 5. 1. Yatırımcıya ait bilgilerin toplanması. 2. Yatırımcının amacının belirlenmesi. 3. Yatırım politikaları ve portföy alınacak menkul kıymetlerin seçimi. 4. Portföy çeşitlendirmesi. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleneksel portföy yaklaşımında yer alan süreçlerdendir? Cevap 1, 2, 3 ve 4 Menkul kıymetlerin getirileri arasındaki korelasyon katsayısı eksi 1 olan bir portföy ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap portföy riski en yüksek düzeydedir. Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının arzu ettiği gelir düzeyini beklenen enflasyon oranlarına göre düzelterek belirlemesini ifade eden sınırlamadır? Cevap, sabit fiyatlarla gelir elde etme ihtiyacı. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Enflasyonun %12 olduğu bir ülkede yaptığı yatırımdan %20 getiri elde eden yatırımcının reel getiri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Cevap %7,14 Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetimi ile ilgili sermaye piyasası kurulunun gerekli gördüğü asgari hükümlerden birisidir? Cevap Portföyün hangi yatırım araçlarından oluşacağı ve nakit olarak tutulacak azami oranın tespiti. Aşağıdakilerden hangisi portföyün amacını etkileyen unsurlardan biridir? Cevap, gelir ihtiyacı. Geleneksel menkul kıymetler portföyü yönetim sürecindeki ilk aşama nokta noktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, amaçlar yelpazesi. 1. Fazla komisyon ödenmesi. 2. Araştırma maliyetlerinin yükselmesi. 3. gerekli getiriyi sağlamayan menkul kıymetlerin satın alınmaması. Yukarıdakilerden hangileri geleneksel portföy yaklaşımında aşırı çeşitlendirmenin sakıncaları arasında yer alır? Cevap: 1 ve 2. 1. Hamiline yazılı hisselerin devri şirketin pay defterine kaydedilmesiyle mümkündür. 2. Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan pay senetlerine adi pay senetleri denir. 3. Ülkemizde pay senetleri nominal değerinin altında satılamazlar. 4. Kuruluş aşamasını konu olan pay senetlerine bedelli pay senetleri denir. Yukarıda pay senedi türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Cevap: 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi modern portföy kuramının varsayımları ile ilgili olarak yanlıştır? Cevap: Yatırımcıların risk ve getiri hakkındaki beklentileri heterojendir. Aşağıdakilerden hangisi portföyün değeri veya portföy sigortasının başarısı üzerinde etkili olan kontrol edilemeyen faktörlerden biridir? Cevap, risksiz getiri oranlarında değişme. Aşağıdakilerden hangisi Markowitz'in modern portföy kuramının temellerinden biri değildir? Cevap, bir portföyün riski, portföyü oluşturan varlıkların risklerinin toplamıdır.